Şu anda Labuhan Bacı'dayım. Nereye gidiyorum? Komodo Adası'na gidiyorum arkadaşlar. Komodo ejderlerini görmeye. Tekneğimiz bu. Arka tarafta yatacağımız yerler var. Açık havada uyuyacağız hep birlikte. 24 kişi. Bence zevkli bir yolculuk olacak. Şu an tur arkadaşlarımızla birlikteyiz arkadaşlar. Biraz sonra yola çıkacağız. 2 gün sürecek. Bir gece 2 gün teknede konaklayacağız. Sabah biz. Bu şekilde Komodo Adası'na Komodo ejderlerini görmeye gidiyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum. Asıl benim kafama takılan şu, bizlere şnorkel verdiler. İşte yüzeceğiz. Nerede yüzeceğimiz tam bilmiyorum ama yüzeceğiz. Bu bölgede bir adaya gideceğiz. Orada yüzeceğiz. Ama Komodo ejderlerinin bulunduğu adanın yakınında olan bir ada. Kafama takılan soru, bu Komodo ejderleri de yüzmeyi biliyor. Çok iyi yüzüyorlar. Orada biraz tereddütlüyüm. Suya girer miyim, girmez miyim? Bakacağız. Bu arkadaşlarımız da Hong Kong'dan gelmişler. Onlar da Komodo'ları çok merak ediyorlar. Tabii çok pozitif insanlar. Türkiye'de yamaç paraşütü yapmış. Bizim pilot arkadaşlarından biriyle. Ve yine tekrar gelecekler bu arada. Arkadaşlar bu da Marty. Sağ olsun çok ideali bir arkadaşımız. USA'den. Amerika'dan, o da tura katılanlardan. Hepsi çok pozitif, çok on numara insanlar. Şu an tur çok eğlenceli geçiyor. Bu adada da en az Komodo Adası'ndaki kadar çok sayıda Komodo olduğu söyleniyor. Dünyadaki en saldırgan ve en tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Beş tane rehber eşlik edecek. Beş tane aynı zamanda koruma bunlar tabii ki. Bize eşlik edecekler. Grup kalabalık. Ve burnumuzun dibinde bir tane ileride Komodo var. Adamlar o kadar rahat ki. Biraz önce buradaki görevlilerin kaldığı evlerin oradaydık. Onlar içinde yine evler inşa ediliyor. Artık ormanın içine girdik. Ormanın içinde veya sahile doğru sazlık alanlarda, genelde bunlar sazlık alanları tercih ediyorlar. Daha büyüklerini görmeyi umut ediyorum. Saatte 20 km hızla koşuyor. Tüm rehberlerin elinde çatallı sopalar var. Tahtadan. Artık bizi ne kadar korurlarsa. 20 km hızla bir anda koşmaya başladığı zaman sanmıyorum ki kaçabilelim. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir kertenkele gördüm. Bunlarla ilgili biraz sonra bilgi vereceğim. Biraz çekim yapayım. Şu an sıcaktan güneşlerine uyuyorlar.
4 taneyi görebiliyorum burada şu an. Ve önümdeki çok büyük. 2 metreden fazla. Benden büyük yani. Bebek komodolar ağaçlarda yaşıyor. Diğer büyük komodolar onları yediği için. Bu yamyam bir hayvan arkadaşlar. Şimdi onu yakından çekmeye çalışacağım. Ağaçta bebek bir komodo gösterdiler, küçücük yani bir elimden biraz daha büyük bebek bir komodoydu. Arkadaşlar diğer büyük komodolar onları yediği için ki bu yamyam bir tür. Diğer büyük komodolar bunları yediği için küçük bebek komodolar ağaçlarda yaşıyorlar. Yaklaşık 3 yıl kadar ağaçlarda yaşıyorlar. Ve bize şöyle bir uyarı geldi. Onlara da yaklaşmayın. Onlar da sizi ısırabilir, sıçrar. İnsanların üzerine sıçrıyormuş arkadaşlar. Sıçrama ihtimalleri olduğu için. Çünkü bir şeyden korkmuyor. O hayvan bir şeyden korkusu yok. Herhangi bir şeyden. Üç yıl kadar küçük bebek komodolar ağaçlarda yaşıyor büyüyene kadar. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Belki sıkılacaksınız ama bu hayvanlar çok iyi yüzüyor, çok iyi tırmanıyor ve saatte 20 km hızla koşabiliyorlar. Muhteşem bir manzara arkadaşlar. Herkes ıslık çalmaya başladı. Muhteşem bir manzara. Şu havada helikopter var şu anda bizim çevremizde geziyor. Kontrol amaçlı geziyor. Tabii bizi korumak amaç değil. Komodoları başka insanlardan korumak, hırsızlardan korumak için. Çünkü geçen aylarda yaklaşık 80 tane komodo çalındı buradan. 80 tane ama yakalandılar. Tabii çalanlar yakalandılar. Komodolar da geri adaya bırakıldı. Adada tam 1490 tane komodo var arkadaşlar. O da büyükleri. Bebekleri bilinmiyor şu anda. Ağaçlarda yaşayanlar, ağaç kovuklarında yaşayanlar bilinmiyor. Büyük komodoların sayısı 1490 tane bu adada. Diğer komodo adasında orayı oraya gidince anlatacağım. Valla benim anladığım kadarıyla bu hayvanın karnı tok. Yemeğini yemiş. Sıcağı da görünce mayışmış kalmış. Ama bazen kafayı kaldırıyor, çok hareketli. Ve çok büyük arkadaşlar. 2 metrenin üstünde bu. Hayvanlar sıcakta her yere girip her yerde durabiliyorlar. Yani hiç ummadığınız yer tuvalette, burada tuvalette bile görebilirsiniz bu hayvanı. Kocaman bir şey ya. Hayvan nerede serinleyeceğini şaşırmış. Birinci adamımızı gezdik. Şimdi komodo adasına gidiyoruz. Öğle arasında yemek yiyoruz şu anda. Yemek molası verdik ve aynı zamanda teknemiz komodo adasına doğru hareket ediyor. Herkes çok acıkmış. Are you hungry? Gerçekten çok acıkmışlar arkadaşlar. Öyle böyle acıkmamışlar. Herkes yemeklere saldırdılar. Resmen saldırdılar. Good. Şu anda Komodo Adası'na geldik ve burada tekrar
komodoları ziyaret edeceğiz. Tabi buradaki komodo sayısı biraz daha fazla bildiğim kadarıyla. Also Finger weg vom Lukas. aber nicht die Lehrhüte. Nur finanziell oder was? Nein, aber nur wenn du mir noch. Bir tane küçük gördük arkadaşlar. It's about more than one years old, approximately. Yeah. So to resting of the body, because right now good for them. Actually, they coming from the tree. Şöyle bir durum var. Hava artık o kadar sıcak değil ve biraz daha fazla hareketlenmeye başladılar. O yüzden fazla muhtemelen yanlarına sokulamayacağız. Bu küçük. Bu küçük bir tane komodo. Depend on you. If you want to go and later go into the medium track, it's okay. But if you quickly passing to the short track, it's depend on you. Ve insan burada her şeyi komodoya benzetiyor. Kırılmış yere yatmış ağaç dallarını herkes komodoya benzetiyor korkudan. Geyik diyeyim. Ha, dağ keçisi bunlar. Dağ keçisi, tamam. Bunlar yaban dağ keçisi. Geçen fotoğrafta gördüm. Bunlar komodoların yiyecekler arkadaşlar. Bunlarla besleniyorlar. Farklı tür bir dağ keçisi arkadaşlar bu. Bunlar da canlarım o kadar güzel alışmış ki insana. Hiç öyle kaçayım, göçeyim öyle bir dertleri yok. Bunlar tabi komodoya yem olurlar. Arkadaşlar geç. Arkadaşlar gerçekten de büyük bir komodo. Hayvanlar çok vahşi duruyor. Hiç kımıldamadan bu şekilde bekliyor. Avına tuzak kuruyor. Ve sonra da saldırıp avını ısırıyor. Normalde önceden şöyle biliniyordu. İşte komodonun ağzındaki 50'den fazla zehirli salgı bakteri insanın avını yavaş yavaş öldürüyor vesaire. Öyle olmadığı ortaya çıktı arkadaşlar. Nasıl? Yılanın zehrine benzer bir zehir var komododa. Isırdıktan sonra kurbanının kanının pıhtılaşmasını önleyen bir madde bu. Kan pıhtılaşmayınca da kan basıncı değişiyor ve av hayatını kaybediyor bir süre sonra. Ve belli bir herhangi bir insanı ısırdıktan sonra belli bir zamanda müdahale edilmezse birkaç saat içerisinde gerçekten de çok kötü sonuçlar doğuruyor. Geçen yıl Mart ayında bir balıkçıyı öldürdükleri söyleniyor. Geçen internette şöyle bir yazı okudum. İşte genelde memelilerle beslenir. Dağ keçisi, bufalo vesaire şunları yer diye söylüyor. Ama diyor insana da yok demez. Arkadaşlar hiçbir şey ayırmıyor. Her şeyi yiyor. Ve şöyle bir özelliği var. Avından geriye hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Her şeyi yiyor arkadaşlar. Kafasını, gözünü, kulağını, derisini, kuyruğunu, her şeyi yiyor.
Öyle bir hayvan bu. Yaklaşık 3 metreye kadar büyüyorlar. Ortalama ağırlıkları 70 kilo. Ama bunların 3,5 metre ve 160 kilo olanları da var. Onların da var olduğu söyleniyor. Bulunmuş daha önce. 100 kiloluk, 90 kiloluk olanları da var. 3 metreden fazla olanları da var. En büyüğü, yalnız en büyüğü bir şey var. Halk efsanesi var. 7 metrelik komodo var vesaire. Öyle bir şey yok arkadaşlar. En büyüğü, şimdiye kadar görülen en büyük komodo 3,5 metre boyunda ve 160 kilo ağırlığında. Ama hayvanlar gerçekten büyük yani. Şu anda benim arkamda bir tane rehber var, koruma. Yoksa bu şekilde sırtımı ona dönmem mümkün değil. 2 yılında tesadüf eseri bulunuyorlar. Adaları araştırmaya gelen ekip bu hayvanı tesadüf eseri buluyor. Ve burada ve diğer birkaç adada yaşadığını keşfediyor. Ve bu adanın adı da Komodo Adası olarak kalıyor o şekilde. Bu hayvanlar bana tarih öncesi çağı hatırlatıyor. Timsah olsun, bu olsun, gergedan olsun. Bunlar tarih öncesi hayvanlar bence. Ama çok güzeller. Arkadaşlar 3 tane de burada var. Bir tanesi, 2 tanesi yatıyor. Üçüncü orada. Biraz daha hareketli. Bana baktı. Vallahi biraz ters baktı. Ben yavaş yavaş buradan uzaklaşayım. Çok güzel bir hayvan ya. Adada sadece birkaç küçük bölgeyi gezmemize izin veriyorlar. Her yeri gezdirmiyorlar. Ada çok büyük. Dediğim gibi 1700 tane komodo var burada. Sadece turistler için ayrılmış bir kısım var. Orayı geziyoruz. Artık orada komodolardan neyi görürsek şansımıza şeklinde oluyor. Ama yine de gördük. Diğer adada olsun, bu adada da olsun. Benim hoşuma gitti. Komodo gezimizin birinci günü. Önce başka bir adayı gezdik. Şu an Komodo Adası'nı gezdik. Komodo canavarlarını gördük. Evet, görülmesi gerekir mi? Bence görülmesi gerekir. Benim çok hoşuma gitti. Bu akşam teknede konaklayacağız. Teknede uyuyacağız. Çok konforlu. Onu size biraz sonra göstereceğim. Acayip konforlu bir teknemiz var. Orada bayağı eğlenceli geçecek muhtemelen. Ertesi gün birkaç yere daha uğradıktan sonra gezimiz bitecek. Böyle bir geziyi tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Benim çok hoşuma gitti. Ama buralara gelmek biraz zahmetli. Bali Adası'ndan sonra buraya geldim vesaire. Bu biraz zahmetli. Onu biraz göze almanız gerekiyor. Aksi takdirde mutlu olmamak için herhangi bir sebep yok şu an arkadaşlar. Her şey çok güzel.